Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların daha kolay bir şekilde Arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videomuzda sizlerle Pino'da Bluetooth modülünü inceleyeceğiz. Şu anda elimizde HM10 model bir Bluetooth var. Düşük enerji tüketimine sahip ve Bluetooth 4.0 protokolünü desteklemekte. Son zamanlarda sıklıkla kullandığımız HC05 ve HC06 modelleri yerine HM10'u tercih ettik. Bu da aslında şu yüzden, HC05 ve 06'ları yapısı gereği sadece Android cihazlarla kullanabilirken HM10 modeli bir Bluetooth'u hem iOS hem Android cihazlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki projemizi nasıl yapacağız? Bluetooth üzerinden bir LED yakma uygulaması yapıp Bluetooth'umuzun kullanımını göreceğiz. Hemen LED modülümüzün bağlantısını yaparak başlayalım. LED modülüm üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Yine Pino üzerinde mor renkli 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı kapılardan herhangi birine bağlantı kablosu yardımıyla bağlayalım. Ben 2 numaralı kapıyı tercih ediyorum. Bağlantımı gerçekleştirdim. Bluetooth modülümü kullanırken dikkat etmem gereken şey, hemen Pino kartım üzerinde onun için ayrılmış bir alan var. Fakat şu anda bağlamıyorum. Önce kodlarımı yazacağım, her şeyimi hazırlayıp içerisine yükleyeceğim. Ardından Bluetooth modülümüzü takacağız. Çünkü bir haberleşme pinini kullandığı için bağlantıda problem yaşayabiliyoruz. Şimdi USB kablomuzu bilgisayara bağlayalım ve kodlama işlemimize geçelim. Pino kartımızı kodlamak için Nblock programını kullanacağız. Bilgisayarımızdan Nblock programını açalım. Evet, Pino ile ilgili kodları görebilmem için uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazarak gelen eklenti paketini indiriyorum. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili kod bloklarını görebilirim. Gelelim kartlardan Arduino Nano seçilimi. Evet, artık bağlantımızı gerçekleştirelim. Bağlant, seri port, çıkan COM değerine tıklayacağım. Bu COM değeri şu an benim kartımın bilgisayara bağlı bulunduğu portun adı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler olabilir. Tıkladım. Ardından yine bağlan, aygıt yazım güncellemesi yapıyorum. Bunu programı açtığınızda bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Nblock yazılımı ile Pino kartımın haberleşmesini sağlıyor. Ve Pino kartınızda daha önceden yazdığınız kodlar varsa bunların silinmesini yani sıfırlamasını sağlıyorsunuz. Ayrıca bir proje geliştirdiniz, bağlantısından ve kodlamasından eminsiniz fakat yine çalışmıyorsa aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Yüklememiz tamamlandı, kapat diyelim. Şimdi gelelim Bluetooth ile ilgili kodlarımıza. Biz telefonumuz üzerinden bir bilgi göndereceğiz ve Bluetooth'a gelen bilgiye göre LED'imiz yanacak demiştik. Kodları kartın içerisine yükleyeceğim için Pino program ile işe başlıyorum. İlk görevim Bluetooth'umu tanımlamak. RX ve TX 0 ve 1. pinler. Zaten Pino kartım üzerinde Bluetooth'um için TX, RX pinleri özel olarak ayrılmış durumda. 0 ve 1 şeklinde yazalım. Ardından sürekli kontrol etmem gereken bir durum var. Bluetooth'ların birbirine bağlı mı? Eğer Bluetooth'um bağlı ise geliyorum. Pino Bluetooth bağlantı kuruldu ise bir karakter veri göndereceğim telefonum üzerinden. Karakter veriyi oku diyorum. Eğer gelen karakter veri örneğin A karakterine eşitse LED'im yansın, B karakterine eşitse LED'im sönsün yapalım. O zaman tekrar koşullu yapılar oluşturacağım. Kontrole geldim. Eğer ise bloğunu alıyorum. Bir operatör kullanacağım. Eşittir operatörü. İşlemlerde eşittir aldım. Yine robotlar sekmesinde gelen karakter veri A'ya eşitse demiştik. Karakter verileri tırnak içerisinde yazmam gerekiyor. A'ya eşitse LED yansın demiştik. LED durumunu değiştir. Hangi kapıya bağlamıştım? 2 numaralı kapı. Yüksek yap. Peki, gelen karakter veri
A'ya eşit değil de B'ye eşitse bu kez ne yapsın? 2 numaralı kapıya bağlı olan ledimi düşük yapsın. Evet, bağlantı kurulduysa bir veri göndereceğim. A'ya eşitse ledim yanacak, B'ye eşitse sönecek. Hemen Pino program üzerinde sağa tık, Arduino'ya yükle diyorum. Ve gelen seçenekte Arduino'ya yükle'ye tıklıyorum. Biz burada kendi yazdığımız uygulama üzerinden led açıp kapatma uygulaması yapacağız. O programda A ve B karakterlerini tanımlamıştık. Evet, yükleme işlemimiz tamamlandı. Artık Bluetooth'umuzu takabiliriz. Bluetooth'umuzu takarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hemen pinlerin adları yazıyor. Arkasında Bluetooth'umuzun VCC, VCC'ye yani 5 volta, GND, GND'ye denk gelecek şekilde bağlantımı takmalıyım. Hem o modülümün sağda ve solda birer bacağı boşta kalacak şekilde takmış oldum. Evet, devremiz hazır. Gelelim telefon ile bağlantısını kurmaya. Hemen telefonumu açıyorum. İlk yapmam gereken şöyle Bluetooth'umu ve konumumu açmak. Bluetooth'um açık. Konumum da açtım. Evet, kendi uygulamamızı yazdık demiştim. Bluetooth LED uygulamama tıklıyorum. Uygulamamıza videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu bilgiyi de verelim. Öncelikle Bluetooth ara seçeneğine tıklıyorum. 10 saniye içerisinde ortamdaki Bluetooth'lar listelenecek. Benim Bluetooth'umun adı HM Soft. Evet, listede çıktı. HM Soft tıkladım. Bağlantı başarılı dedi. Ardından bilgi gönderelim. LED aç butonuna A karakter verisini gönder demiştim. LED aç, LED'im açıldı. LED kapata da B demiştim. Kapandı. Tekrar deniyorum. LED aç, kapandı. Açıldı. LED kapat, kapandı. Evet, Bluetooth'la haberleşmek Pino'da bu kadar kolay. Sizler de Bluetooth modülü ile uzaktan kontrollü araçlar, akıllı ev sistemleri gibi pek çok proje geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.